Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çikolata severlere müthiş bir tart tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay. Malzemeleri her evde olabilecek malzemelerden çok güzel hem göze hem mideye hitap eden bir tart tarifiyle geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş görünüyor. Evet, çikolatalı ve yoğurtlu tart tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz. 2 tane yumurta, 1 çay bardak sıvı yağ ya da zeytinyağı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardak şeker, 2 çay bardak un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 2 ya da 3 tepeleme yemek kaşığı kakao, ne kadar çikolatalı koyu severseniz ona göre kakao miktarını da artırabilirsiniz arkadaşlar. Ve ganajımız için 200 gram kuvertürlü bitter şokolademiz ve 200 gram süt kreması. Evet. Tartımızın yapılışı, yumurtayı şeker ile birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerimiz tamamıyla eridi. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi 1 çay bardak sıvı yağ, 3 yemek kaşık yoğurdu ilave edelim. Çırpmaya devam edelim. Bir paket vanilya şekerimizi ilave edelim. Daha sonra kısa bir süre çırpalım. Sonrasında un, kakaoyu ve kabartma tozunu süzgeçten eleyerek ilave edelim. Ve harcımızı çırpmaya devam edelim. Evet, bu şekilde tart hamurumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Tartımın daha bir koyu renkli olması için ben 3 yemek kaşığı kakao ekledim. Evet, bu şekilde eleyerek harcıma ilave ettim ve çırptım. Evet, yapımı çok kolay ve her evde olabilecek malzemeler arkadaşlar. Yumurta, yoğurt, yağ, şeker, un ve bu malzemelerden harika değişik tatlar, tarifler ortaya çıkıyor. Bu tartı denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor gerçekten. İçine süt kullanmıyoruz. Bu kez yoğurt kullanıyorum. Evet, spatula ile tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra kıvamı oldukça katı, çok akıcı bir kıvamı yok. Bu şekilde tart kalıbımı biraz tereyağıyla yağladım. Yapışmayan granit tart kalıbı. Elde etmiş olduğum kakaolu harcımı tart kalıbıma boşaltıyorum. Daha sonra spatula ile güzelce düzeltiyorum. Fırında arkadaşlar önceden 170 dereceye açtım ve ısıttım. Yaklaşık bir 15 dakika ön ısı oldu. Ayrıca malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Önceden ısınmış 170 derece fırında yaklaşık 15-16 dakika arası tartımı pişirdim. 15 dakika sonra piştikten sonra fırından çıkarttım ve kürdan testi yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Biraz ılıdıktan sonra kalıbımdan tartı ters çevirerek servis tabağıma aktardım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hiç yapışmadan tartım kalıptan çıktı. Şimdi üzerine ganaj sosu için 200 gram bitter çikolatamı ben bu şekilde üzerine çekiç ile vurarak küçük parçalara ayırmaya çalıştım. Daha çabuk erimesi için bir kutu kremayı da tencereme aldım.
ve kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra sütün altını kapattım. Süt kremasının altını kapattım. Daha sonra ufaltmış olduğum biter çikolatamı süt kremasına ilave ettim ve karıştırarak erittim. Kısa bir sürede zaten eriyor. Çünkü krema sıcak olduğu için çikolatamız da çok kısa bir sürede eriyor. Evet, burada altını kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kremamız çikolatamızla birlikte buluştuktan sonra kısa bir süre sonra erimiş oldu. Şimdi bir çay bardak sütü kaşık kaşık tartıma yedireceğim. Bu şekilde ıslatıyorum süt ile. Her yerine eşit bir şekilde, gelecek şekilde kaşık kaşık döktüm. Ve her döktüğüm kaşığı çok güzel içine çekiyor. Tartımız yumuşak ama ben daha bir yumuşak olsun istiyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğum ganaj kremamı tartımın üzerine boşaltıyorum. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz krem şanti çırpıp önce krem şanti daha sonrasında bu ganaj sosu ilave edebilirsiniz üzerine. Farklı şekilde tarifler yapabilirsiniz. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum bu çikolatalı tartımı. Sizlerle de tekrardan paylaşmak istedim. Ve bu şekilde son olarak sunum yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hem güzel hem midye hem de çok kolay. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık çikolatalı tartımız yemeğe hazırdır. İster çayla, ister kahveyle, dondurma eşliğinde dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğen ve yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Ayrıca bu şekilde değişik pasta tariflerim, Alman pasta tariflerim, farklı menülerim, değişik sos tariflerim, binlerce farklı yemek tariflerim kanalımda mevcuttur. Kanalıma bir göz atın derim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bu çok önemli. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.